Günaydın Türkmen Uydu kanalından sevgi saygılar. Günaydın Vatanım programıyla yine sizlerin karşısındayız. Tabi bildiğiniz gibi Günaydın Vatanım programı her sabah olduğu gibi bu sabah sizlerin karşısındadır. Ben o meslektaşım Marva. Günaydın Marva. Günaydın. Ben de buradan her zaman dediğim gibi herkese günaydınlar dilerim. İnşallah bir günde her zamanki kimin güzel bir gün geçer. Sizi için tabi beklediğimiz bir şey var ise umarız bir gün gerçekleşir. Tabi bugün günlerden güzel bir gündü. Tabii. Hem hafta sonuna yaklaşırız. Hafta sonu olacaktı. Zaten bayram öncesinde hazırlıklar gördüler. Bayram öncesidir. Yani güzel bir fetrada bizim için bu dönemler. Aynen. Zaten bayramdan öncesi çok milletimiz vardı. Hazırlıkların görevler. Yani eskiden kalan bir şeydi bu. Aynen. Sadece hazırlık derken ev hazırlığı da tabii yanında da başka işler var. Mesela analarımız külçe falan yapar. Aynen. O değil da mi? Çok önemlidir. Zaten kurban bayramı olduğu için bu kurban bayramında bambaşka bir dadı vardı. Aynen. Çok başka bir dadı vardı. Siz yaptınız külçe uzun? Ha yaptık şahsiyen yani. Ya, yaptık siz aynı evde. Tamam biz de daha yapmamışız bilmiyorum. Belki de annem bir gün yarınlarda falan yapacaktı. Belki de evde yapır bilmiyorum. Aynen. Şimdi geçelim kerki görüntülerimize. Bakalım yönetmen bizimki hangi bölgeni bugün hazırlayıp da. Oh.
Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi güzel Kerkük'ün güzel görüntülerinden sonra tekrardan karşınıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii her zamanki kimin, dediğimiz kimin caddelerimiz ekranda sadece güzel görünmürü ilerleyip daha güzel görünü. Tabii daha fazla projeler vardı. Onun sayesinde caddelerimiz daha güzel olacaktı, görünecekti. Aynen, zaten 13. aya kadar gereken bütün başarıya Kerkük'tekiler bitsin. Çünkü bayağı bir para geldi Kerkük için. Bakalım neler yapacaklar bizim için. Hadi bakalım, inşallah daha fazla yeşillikler görürük. Hani bu ortalarda falan yapırlar. Göze güzel görünüyor. Tabii ekranda da güzel görünüyor. Ama pekler tarafından da geçsek güzel pek olurdu. Aynen. Zaten Kerkük'ün temizliği çok önemli bir noktalardan birisi de. Gerek kim her zaman biz memleketimize dikkatli olalım. Yani temiz tutalım. İnşallah. Tabii buradan herkese tavsiyemiz de budur. Kerkük'e dikkat edin. Tabii o bizim yurdumuz sayılı. Sadece bir küçük şehir olarak değil, ana yurdumuz sayılı. Dikkat edin Kerkük'ümüzü pislemeyen güzel görüntüsü vermek için. Aynen, çok önemli zaten böyle şeyler. Tabii. Şimdi sırada spor bölümümüz var değil mi? Aynen, spor bölümümüz vardı. Onu izleyen onlardan sizlerden olacak. Vaxtınız xeyir olsun, insan seyircilər, yeni sporlara hazırlayacaq. İlk öncədən sınamaya başlayaq. Yerimizdə 1, 2, 3. Tabii ısınma dediğimiz takdir normal var. Biraz daha fazla hareketli de olabilir. Her türlü ısınmanı yaparız. Sadece damız sıcak olsun. Biz sizin için her zaman bir şekil yaparız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uzun nefer. Hemen geçecek sporumuza. Sayın seyirciler, bugün biraz ayağa teşkil edeceğiz. Şimdi hemen yanışa durak. Siz yüz bir yana, yüz bir yana. Ha, buradan. Elimiz kayarak kemenize. Bir metreye yakın öcöceleri. Tapımız uçarak bu şekilde. Tapımız yerine değmesin. Bir de dönmek. Belimiz düz, dağımız dik, özümüzü öge kırmarız, önümde beli enmarız, dağımız düz, bu şekilde. Arkadaşlar, benimden 1, 2, burada özümüzü öge sterk ederiz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen indi bu şekilde ayağımız bir ardım önce atarız. Yavaş yavaş en ağır ayağımızla. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Döndü o bir ayağımız. Aynı düz. Buradan damarlarımız hepsi eskenlik dolsun, burunla dolsun içine çekilensin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi düz olur. Bu şekilde ayağımız biraz zinginden fazla atarız. Bu şekilde elimiz var aynen kemerimize. Bir taraf sağa alınır, bir de sola. Tabii bu ayaklarımızın yanaşa yazı tarafları içindir. Burada eğer fazla yağ var ise veya zayıf ise bu sporlar çok faydası olur. Bu şekilde arkadaşlar sağa anı birinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 5 tane tekrar yaparız bir tarafa. 1, 2, 3, 4,
5. Düz oldu. 1. Sol taraf. Tabii sen Sezer dikkat edersen burada ayağımız düzdü. Yanında ayağımız düzdü. Bu şekilde. Ayağımız olmaz bıçağın. Bunu düz ederek topumuz. Hatta faydalanalım. 1. 2. 3. 4. 5. Tabii bunda ayağımız ne kadar fazla astıysa o fazla murunu olacak ayağımıza. Daha fazla mürekkep olur faydası. Sayın seyirciler, günlük sporlarımız ayağımızla ilgiliydi. Umarım gözle göre olduğu çok da faydalanır. Hoşça kalın. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi spor bölümünden sonra tekrardan karşınızdayız. Tabii spor bölümümüz çok güzel bir şekilde bugün devam etti. Sadece ayaklara daha fazla dikkat ettik. Ayak için spor yapmak istersek ne şekilde yapalım? Tabii Timur Gökkaya abimiz bize gösterdi özlerini. Aynı vakitte de şunu demek istiyorum. Bir püf nokta var idi, ona dikkat ettim. Abimiz dedi ki, eğilmekte dikkat edesen gerek spor yapanda. Bazı var spor yapır mesela, her şekil eğilli yapır özün ama yok. Önemli noktalar vardı. Eğilme bir şekli vardı. Yani yapanda o belki sen spor yapmak isterken bir yeri bu incidesen ham bir damardı döner falan. Tabii ki zaten sporda daima dikkat edersen bel var. Çünkü bel en önemli şeydi insanda. Yani aynen. Bazı insanlar vardı yanlış bir şekilde spor yapar. Onun için ne oldu? Yani spordan mahrum kaldı iller boyunca. İhtimal hayatı boyunca ayağından bile mahrum kaldı. Doğrudur. Yani bunun için daima insan gerekim dikkat etsin. Attığımız gerçek, adımlara, yok, hareketlere. Gerçek hocadan, gerçek derslere aslında yani tam doğru olarak. Doğrudur. Onun üzerine de ayak sporu daima çok önemlidir. Çok insanlarımız vardı. Vücut sporu yaparlar ama ayak sporu yapmazlar. Ama ayak sporu gerçekten en zor sporlardan birisi. Kesinlikle yani onun için yapsınlar ama çok da terkiz etmezler özne yani bence. Kesinlikle öyle bir şeydi. Hani bazı da vardı evde değilim ben çok hareket yapıyorum, fazla hareket yapıyorum ama neden? Aynı kilomdayım. O hareketleri yaptıktan sonra evde çalışıyorum, kaçıyorum, damanı çekiyorum, annem kalkıyorum. Ama düşünmürü doğru hareket yapmadığını. Yani doğru hareket çok önemlidir sporda. Aynen, zaten, sadece sporda değil, her anlamda doğru aynen, hareket zaten önemli. Doğru hareketi yapmadığı sürece o sporu yaptığı ya da yapmadığı önemi hiç yoktu bence. Yani en iyisi doğru hareketini doğru hocadan alın. Yani kurs üzerine geçsiler. Yani bunun bence için de doğru bir şekilde yaparlar özde. Aynen, ben de o şekilde katılım sana. Bir daha sporumuz bugün buydu ama bakalım yarın ne üzerine yapacaktı hocamız. İndi de sizlere aparağın burçlar bölümüne. Tabii bugün bakalım burçlarımız, günlük burçlarımız neler diyor kalın bizimle. Koç, alacağınız davet teklifleri iş ilişkilerinizi oluşturmanız adına oldukça destekleyici olabilir. Harekete geçmek istediğiniz konularda kontrol kaybı yaşayabileceğiniz zamanlar var. Boğa, Uranüs gezegeni bugün sizin burcunuza geçiş yapıyor. 7 yıl boyunca sizin burcunuzda kalacak. Kendinizi diğer günlerden daha farklı ve özgür hissediyor olabilirsiniz. İkizler, sizden beklenilen fedakarlıklara belki de cevap vermeniz sizi bir adım öne geçirebilir. Yengeç, yabancılara olan ilişkileriniz bugün ön planda olabilir. Hayatınızı keşfetmek ve belki daha çok içe dönme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Aslan, hayatınızı yeniden şekillendirmeniz adına geçmiş ve gelecek arasındaki farkları gözlemleyebilirsiniz. Gerçekçi girişimler içinde olmalısınız. Başak, ikili ilişkilerde fedakarlık temalarının ön plana çıkacağı özel bir gün. Hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz. Bekar olanlar yeni bir duygusal hikayeye başlayabilir. Terazi,
çalışma ve sosyal haklarınızla ilgili konular ön planda olabilir. Kendinize yeni bir gündelik bazı sorumluluklar oluşturabilirsiniz. Yeni bir beslenme, sağlık ve diyet programına başlayabilirsiniz. Akrep, aşk hayatınıza dair yeni bir romantik gelişme söz konusu olabilir. İlişkisi devam edenler güzel bir karar alabilirken yalnız olanlar yeni bir aşka ve tutkuya yelken açabilirler. Yay, profesyonel kimliğinizi yeniden oluşturmak ve kendinizi ön plana çıkarmak adına yeni bir başlangıç söz konusu olabilir. Hayat akışınızda kararlarınızı etkileyecek yeni bir yola adım atabilirsiniz. Oğlak, yakın çevreye bağlantılarınız güçlenebilir ve sevdiğiniz insanlarla aranızda yardımlaşma duygusu ön plana çıkabilir. Sosyal medya, ticaret ve seyahatler alanlarında güçlü bir kariyer yeniliği söz konusu olabilir. Kova, maddi gelirlerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Güvenmediğiniz bir işe ve yatırıma başlamayın. Hayallerini oluşturduğunuz konulara yaklaşmanız için biraz daha sabırlı olmalısınız. Balık, kendinizi güçlü ve pozitif hissedeceğiniz bir yeni ay. Hareketli ve coşkulu ruh haliniz sizleri yeni kararlar almaya itebilir. Hayal gücünüz ve yaratıcılığınız sizleri olumlu etkiliyor olacaktır. Burçlardan sonra tekrardan karşınızdayız. Tabii yine de burçlarımız üzerine birazcık bir konuşalım, bakalım. Bugün burçlarımız ne diyor? Tabii bizim terazi olarak burçlarımız gördüğünüz gibi dedi ki diyet yapın, o yerli anladım. Bir de sorumluluk kaldırmağı bilin. Yani bir sorumluluk kaldırmağınız varsa onu kaldırın. Teşekkür ederiz burçlarımıza, günlük burcumuza bizlere bu bilgileri aktardığı için. Aynı vakitte de dönmek diyerek diğer burçlarda da bugün güzel şeyler var idi. Enerjili bir daha fazla bir aktiviyeti, bir şeyler var idi, değil mi? Aynen. Bazı şeyler, bazında güzel şeyler vardı ama bazında da hiç güzel şeyler yok idi. Zaten de burçlara inanmak tam inanmazlar da ama yani önemli olan bakmaklardı bence. Aynen. Şunu sormak istiyorum sana Mumin Hanım, lafı geçince biz aramızda hani bir arkadaş olarak programdan sonra bunlar pek konuşmuyoruz, yadımıza düşmüyor. Burada tam yadımıza düşmüşken, burçlar üzerine konuşmuşken sen hangi burcu olmak isterdin terazi dışında? Yani terazi olmasaydın. Ben kendim öz burcumdan razıyım. Hiç de değiştirmek istemiyorum yani şahsiyen. Demek ki öyle. Terazen razısın. Hani dengeleme falan diri. Zaten dengeleme çok önemlidir. Zaten kendimle bir avukat olduğuma aynı şeyi de ifade ederim benim için. Doğrudur. Hakikaten benim sembolümüz de aynıydı değil mi? Aynen, terazi sembolüdü. Yani onun için ben razıyım burcundan. Eğer sen değiştirmek istersen o. Yok hayır, ben değiştirmek istemem. Zaten yani terazi bence daha güzel bir şeydi. Ben her zaman demişim adaletten, haktan yanayım. Aynen. Yani zaten bir haksızlık olunca ister istemez bir konuşasan, bir atınasan. Belki diğer burçlar böyle değil ki. Belki biz terazi olduğumuz için de bu şekilde. Yani ona da bir anlam verir bence. Aynen, zaten adaleti uygulamak çok önemli bir şeydi. Yani iki tarafı da dinlesen, tam dengeyi kurasan orta yerde. Sen şimdi avukat tarafından aldın o özünki tarafından mı? Hayır, ben kendi öz şahsım üzerine konuşuyorum. Mesela bir yerde bir haksızlığa uğradığım zaman hissedendim haksızım. Demek ki burcum bana o zaman bir baskı yapır. Aynen. Kendimi savunmaya geçirem. Zaten herkes... Bazen de bu taraftan itillem. Hani değil, ne kadar da şeydi ya, ne kadar da konuştu, ne kadar belaydı ama aslında öyle değil demek ki. Aynen, zaten herkes kendinin avukatı. Yani sen avukat olmasa bile öz özüce avukat olabilirsin ama. Ama bazı var böyle daha üskütü olur. Yani başına ne geldiyse o zaman derim azdı. Ama çok yanlış bir şeydi bu üsküt olmak. Çünkü üsküt olmak bir hatayı kabul etmektir. Doğrudur. Ben de sana katılım bu sözde. Bak bu sefer anlaştık. Aynen. Değil mi? Aynen. Bu sefer anlaştık. Sırada neyimiz var Mumin? Sağlık bölümümüz vardı. Onu izleyen onlardan sizlerden olacağız. Günaydın vatanım, günaydın bütün Türk milletimize, günaydın stüdyodaki arkadaşlar.
Canda bir kalori var, maddel var. Maddel kalorinin yandırmağı. Kalori ne demektir? Taqa. Kalori canda her bu maddel de çok önemlidir. Bu maddel ziyat ettiği bile biz can xilas olar ziyat bazı fazla terakum ettiği mavad ki can istifade etmez özünde. Aynı zamanda da bunun ziyatlığı yardım eder kilo almamağa. O yüzden bir gün konumuz olacaktı. Sıhhat ve karamızda muaddel el-harq üzerine de muaddel harq, muaddel yandırmak, kalorinin yandırmağı üzerine. Gelağın bakalım bu muaddel çok şeylerden tesir olabilir. İlk mühim önemli nokta virasi amildi. Bakarak bazı beşerlerde var. Yemek yemezler, az yemek yerler ama kilolidirler. Bazı beşerde var, aksilerdiler. Onlar fazla yemek yerler. Baxasan kiloları, vəznləri normaldır. Nədən? Onlar ki, az yemək yiyirlər. Onlarda müəddəl bu kalorinin yandırmağı çox azdır. Amma o vəzlərdə onlarda ya kalorinin müəddəli fazladır. Erkəklərdə daha fazladır. Qadınlarda üç ne şəkildə təsir olar ömürdən. Ömürdən cüziyyət etdiyikdən bu müəddəl az olar. Və o yüzden bir gün sahat fakramızda konuşmam olacaktı bazı ardımlar üzerine. Ne şekilde biz bu kalorileri, bu maddeli ziyat edilen ziyat ettiklerimiz böyle bu yüzden kaybolar. Fazla şekilde istifade etmiyor özünden can bunu kaybeder. Yani ki ben o yağlar ki terakum eder canda aynı zamanda koyar kilo alsın. Aynı zamanda da bazı müzmin hastalıklar var. Zahıt taki, şeker taki, tabii ki yani vezin ziyad etse mafasılımıza da tesiri var. Bu muaddel ziyad ettiğinden vezin kaybolur, vezin kaybolduğu bütün hastalıklardan bizi uzak eder. İlk kere diğer spor yapmak. Her spor diyor, aerobik sporlar var, havai sporlar var. Bu kendi ev işleri bu sporu etmez. Yani kendi yazdığı işleri, bir tek işlerse yazdığı bunları yapmaz. Bazı qaylar var, xas mütəxəssislər var spor yapmaqda. Aerobik riyadaları yaparlar, aerobik sporları yaparlar. Bu aerobik sporları yardım edər, bu müəddəli ziyad etməkdən özünə güzel bir şəkildə baxar. Yani biz edə bilməsək qaya olsun, riyada olsun, spor yapmaq olsun, yerimək yarım saat gündə, bir çirik gündə o çox kifayətlidir. Hatta bir tək aerobik təki olsun, aerobik spor təki olsun, ziyad etsin bu müəddəli. Su içmək başqa konularda da konuşduq. Hər səhətin, hər bir şey üçün çox önəmlidir. Su içdiğimiz bilir, bu kalori ziyad edər, müəddəli yandırmaq bu kaloriləri ziyad edər. Azından nəsihət edərəm, 8 kub gündə su içsin. Bəzi var, içəcəklər var evdə. Nədə ki, kafein maddəsi var içində, qahva təki, nədə çay təki, bulaş, təbii ki, şəkərsiz olsa, bunlar yardım edər, ziyad etsin bu müəddəldən bu fazla kaloriləri yandırağın. Aynı zamanda da bazı sebzeler, mesela acı bir biber olsa ya da baharat ilavə etsək yemeklere bu da yardım edər, ziyad etsin bu müəddəli. Aynı zamanda herkesin evlerde var, çok evlerde var yeşil çay. Yeşil çaydaki madde var, kafein, katein var. Yeşil çay çok önemlidir, yardım eder. Gördü, dirasat %17 muaddel yandırmak bu kalorinin ziyad eder. 8, demeyeyim 8, 4 kup yeşil çay içmekten bu muaddel ziyad eder. En önemli bir şey de, çoklar da biz yanlış anlamışız için. Onlar var ki rejime girer. Rejim ne demektir? Bəs kere yemek yemez, 2 gün yemek yemez, 3 gün yemek yemez, vəzin endirsin. Kilo kaybetsin. Bunları diğer çok yanlıştı, çok galattı. Bu can alışar ac olmağa, bütün canın hediyeleri ac olar. O zaman girdiğimiz belli bir kalori bu muaddel de az eder. Öldürür tamamen bu muaddel. Canımız girdiğimiz belli. 3 gün sonra yemek davet eder özün zaaf. O yüzden daimin diyarıq bir rejime girsinler. Mütəxəssis əl altında bilsin neye canı ne şekilde semiz olur, ne şekilde biz bu müəddəli ziyad edərik, ona göre yerisin, yardım eder, yandırsın bu fazla kaloriləri. Başka bir önemli nokta var. Çoxlar bizdən karbohidrat sevərik. Karbohidratda ne demek? Ekmeklerde var, macerette var,
meyveleri de var, şirin meyveleri de var. Onda daima diğer gıda yüksek proteine, tam proteine yardım eder. Bu maddeler fazla etsin, daha fazla karbonhidrat. Proteine etlerde var, bazı hubublarda var. Bazı mukesserat var, et var, yumurta var, bunlar da var. Bunlar ziyet etsek daima bu kaloriler yardım eder fazla. Nişat bedeni çok önemlidir. Nişat ne demekti? Yani onlar ki yemek yiyorlar, evde otururlar, yemek yiyorlar, yatırlar. Onlara daima diyerek yo bir kalksın, çabalasın ya da bir nişatlık yapsın evde. Çok teşekkür ederim Didem Ağuz için. İnşallah edebildim, fayda bulun bu basit bir malumette. Evet değerli izleyenler, kaldığımız yerden devam edirik. Tabii sağlık bölümümüzü dinledik, güzel şeyler dedi bize. Tabii içinde bazı şeyler var dedi, onun üzerine konuşmadan önce sana bir soru sormak istiyorum, kısa ve net. Tabii. Sence bir şey, bir insan isterse diyet yapsın, zayıf olsun, diyet mi spor mu önemlidir? İkisi de birbirine bağlıdır bence. Çünkü diyet yapmak çok önemlidir, spor yapmak da önemlidir. Ama ben eşitmişim ha, çünkü spor ama yapanlar... diyet yapmadık o sürece. Bəli. Yani spor yapsa da çok faydası olmaz sana. Çünkü insan çok yemek yediği için daima daha fazla şişmanlar. Bunun için biraz dikkat etmesi lazımdır. Ha, şunu da merak ettim. Ha, sen spor gidipsen, oynayıpsan ondan dolayı sana sorarım. Spor yapanlar fazla yemek yeri, fazla protein aldık değil mi? Tabii. Onun etkisi yoktu diyetten. Yok, alakası yoktu çünkü bazı yemekler vardı zaten şişmanlatırmaz sana. Yani ha, o şekilde dolayı, o yemekler yerler. Aynen o yemekler yerler, yani her yemek yenilmez, yağlı yemekler hasatan. Onlar çok tesiri vardı insana, yani ondan dolayı biraz uzak dursunlar yağlı yemekten. Tabii ben tanıdığım insanlar var, ad vermek istemiyorum. Burada bizimle arkadaşlar spordan çıkırlar da gelirler yağlı yemek yerler. Tabii. Onun sence bir faydası var, artık niye spor yaptın? Yani buradan çıksan direkt geçsen lokantada yağlı yemek yesen. Aynen işte faydası dediğim takip faydası yoktu. Ne yapayım günde? Üç vakitte aynı o yağlı yemek yeri. Ama bu çok yanlış bir şeydi bence. Değil mi? Aynen ondan dolayı yani vakit ne yaptı? Vakit kaybedi yani sadece. Spora gitti, iki saat ya da bir saat kaldı sporda. Çıktıktan sonra o yemeği yedikten sonra zaten bütün canını hiç etti. Değil mi? Aynen. Sadece vakit kaybetti. Zaman kaybıdı bence. O zaman buradan arkadaşlara seslendik. Dikkat edin, günde 3 vakit yağlı yemek yemeyin. En azından bir vakit o bir azıcık yağlıysa diğer vakitler aslında yemeyin bence. Yani gerek yok. Aslında yağlı yemek yemezler bence. Çok yanlış bir şeydi. Tabii sen hiç yemesen. Yok adam. Tabii bunu bildik, eminim. Bence bugün burada bırakalım sporu, diyeti falan geçelim sıradaki bölümümüze. Evet değerli izleyiciler, bugün Irak Gazeteciler Sendikası'nın başkan yardımcısı Abbas Bayatlı bizlerle birlikte. Hadi hoş geldin Ustad Abbas. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olasın, günaydın bu arada. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Ustad Abbas, ilk önce bizlere kendi utansa olsan, daha fazla tanısak, o milletimiz de tanısı sana. Evet. Ben üçlü adım Abbas Ahmet Abbas. Ama basın dünyasında tanıtma araçlarında tanınmışım Abbas el-Bayati. Güzel. Bu adından tanınmışım. Tabii ben Kürgün Tisim Mahallesi'nde dünyaya göz açtım. Uşaklıkken basında ve tanıtma araçlarında bir merakım var idi. Böyle. Ve hele ilkokuldayken bu merak bende başlamıştı. İlkokulu bitirmezden de önce bazı şeyler var idi, yani gazete aleminde. Onları mutabak ederdim. Mesela ben gazete alırdım, okurdum özünü. Hele iyi anlamazdım özünü. Böyle. Sonra uşağıydık, yani ilkokuldaydık. Paramızı yığardık, giderdik şeye. Burada bir mektebe var idi. Mektebel Asriye, Suge Asri'de. Sahabe Allah rahmet etsin Seyyid Abbas Helmi. Orada o zaman bunca gazete veya dergiler yokuydu. Evvelen falaya yokuydu. Sonra Irak'ta bir televizyon var, televizyon Bağdat, Bethibor'a ulaşmazdı. Bale. Yani ki bir muhafazatta televizyon yokuydu. Ve giderdik, Mısri dergiler gelirdi, onlardan alırdık. Mesela en meşhur dergi olanlardan Musavvir, Ahir Sa'a, Kavakib,
Sonra Libnali Mücellar vardı, Mavid vardı, Fenni Mücellar vardı, alırdık bunları. Okurdu özü bu mücelleri, şeyleri. Bende bir yani şey oldu, merak oldu ki yavaş yavaş istirham öz nefsim, kabiliyetim biraz yani terbiye edim özünü. Geliştirersiniz özünü. Ve ibtidai'de olandan ben bir muallimim var idi, Arapça muallimi. Çok bana yani şeyler öğretti. Bir şey bilmeseydim giderdim sorardım özünden. Bari. Bir kelime, bir müfrede ben onun manasını mufassal öğretirdi. Bari. Ona ben borçluyum çünkü Arapçanın esasını öğretti bana. Tabii. Yani Arapçanı, Arapçada bir iyi bir üsluba sahip olmağım onun üzerindeydi. Allah rahmet eylesin özünü. Allah rahmet eylesin. İşte ondan sonra yani şeye gidince mutavust edadiye terk etmedim şeyi, okumağı. O zaman bir şey var, bu hakikati istedim diyeyim. Evvel gazete, dergi az idi, okuyan çok idi. Bale. İndi bunca gazeteler olup, bunca dergiler olup ama okuyan az. Doğru değilsiniz. Aynı vakitte İnternetin de devri oldu. Ve sahaf elektroniyenin de devri oldu. Alem okuyan az olsun. Böyle. Ne doğru tesir etti bu sahaf elektroniyen? Bu sahafaya tesir etti. Şöyle bir de ne? Yani olabilir vakti yoktu geçsin. Pazardan bir gazete alsın veya bir dergi alsın. Evde oturup internet var. Böyle. İstediği mevzuyu o da kaç kardır şaşada okur özünü. Böyle. Ama onu diyorum ben. Hiçbirisi yazılı gazetanın yeri yani vermez. Varakı gazetanın, varakı halinin dadını vermez. Doğrudur. Bir şey, hurda şey selaşmışsınız için. Bizim evimiz cedi üzerindeydi, şalağım üzerindeydi. Böyle bir asker çıkardım, kapıya durardım. Bir de ne var idi Allah rahmet etsin. Bu yukarıda, yani o tarafta çok kalmıştı. Neçe yerlerde de, yani kazalarda da nahiyelerde müdür nahiye olmuştu ve kaymakam olmuştu. Şahsi bir adamıydı. Bu kabımızdan gelirdi giderdi, icazası olanda, yani şey olanda. Yaşlı bir adamıydı, cantil bir adamıydı. O zaman muvazzaflar çoğu sıdara koyardılar. Sıdara. İndi sıdara yok. Nerede? Yani aynen. Böyle bir şey, baş şeyi. Yani bir berek mindi diyeğin? Yok, yani böyle abele başında. Yani zamanın da, ha o yok. Şeylerden, askilerden bildim. Askilerden, şimdi bazı resimlerde kalıptı. Böyle. Sonra payıp içerdi, öz de heybetli, vakur bir adamıydı. Kabızdan geçerdi, bakardım bu şeyi, ceridanı büküp cebine koyup. Böyle. Diyerdim ne güzeldi bu yani. Ben de bir gün gazete, tamam gazete okumağı başaram yani. Ben de demezdim gazeteçi olam. Çünkü bu yani o zaman benim yaşıma göre tabii küçük iyi bir yaşta vakit. Bunun kimi cebime gazete koyarım okuram. Ama ne yani güzel. Bilmedim ama müstakbelde gazeteçi yani olam. Yani içimizde var imiş bu uşaklarken. He uşaklarken. Doğrudur. Bari. İşte böylece ondan sonra tabii avval defa fiili bir şekilde, resmi bir şekilde gazeteye önce başladım. Bağdat'ta yetim ilk defa olarak biz bir mecmuaydık. Allah rahmet eylesin Abdülatif Benderoğlu. Rahmet eylesin. Hayırlı Kazım, Tarık Abdülbaki, Hasan Ali Bayati, ben, Tahsin Atar. Bir mecmua yığıştık. Şey gazete, yurt gazetesini kurduk. Ha. Eşitipsiz hatmel yurt gazetesi. Çok uzun bir fetre çıktı. Ben orada hem mütercim oldum hem muharrir oldum. Mütercim ne dilinde? Mütercim Arapçadan Türkmençe'ye, Türkçe'ye. Yani ilk günden bu işi yaptınız. Sonra Osmanlı dili yazardı uzun vakitler. Arapçaydı, Türkçe'ye tercüme. Çünkü biz gazetelerden akbarları alırdık, tercüme ederdik o yüzden. Kurduk. Yani avval siyasi gazete Irak'ta çıktı, yurt gazetesiydi. Böyle. Aynı vakitte bir dergi çıkarttık, adı Birlik Sesi'ydi. Böyle. O da çok devam etti. Aynı vakitte ilk defa olarak Türkmen tarihinde, Türkmen edebiyat tarihinde bir birlik kurduk.
Yani bir ittihat kurduk özümüz için. İttihad-ı Edeba Türkmen. Ha güzel. Ne güzel. Ha. İşte ben takriben 5 yıl kaldım şeyde yurtta Gazete'de. Ondan sonra özüm naklettim Vukalatenba'yı Irak'ya. Ha Vukalatenba. Vukalatenba'yı Irak'ya ki Allah yani muvaffak etmesi özünü bir emir. Bari. Emriyden dağıldı. Bu Vukalatenba Irak'ya yok bir medreseydi, bir camiaydı. Hı. Camia, camia. Irak'ın büyük gazetecileri orada çıktı. Oradaydı. Ha, ben güzel. De onlardan işledim, onlardan öğrendim. Gazetecilik alemi. Bilgiler kazandınız. Bilgiler kazandım üzerinden. Nece haber yazasan, nece takrir sahafi yazasan, nece ahdet takdir edesen onlardan öğrendim. Çünkü o büyük üstadlardan öğrendim. Bari. Tamam 2003'ten sonra bu devair minhala kalmadı. Kalmadı. Ha. Orada da takriben bir fetre kaldım. Sonra nakletler bana dediler sen gidesin Körge. Körgüte olsa Murasir Vukalatenba Irak'ya. Orada mektebimiz var. Geldim bura. Burada bir tane var idi. Müdür mektebiydi. Allah rahmet eylesin. Özde adı Halid Mehdil Hazreci. İyi bir sahafiydi. Müdür mektebiydi. İyi bir lügatı var idi. İyi bir kalamı var idi. Sen şu haber yazardı. Murat da bir haber yazardı. Oniden çalıştınız. Ha, çalıştım oniden. Bir ayrı arkadaşımız da var idi bizimle. İle en böyle devam ettik. Çok güzel. Ben 10 ilde, 15 yıl takriben Vukalatenba Irak'ın başlayayım. İle sukut oldu. Ondan sonra Dava Elbin Halli oldu. Ha, teferruk ettim bir kere nikabı sahibine. Böyle. Çok güzel. Bu nikabı sahibinin avval muhtemel intikabi tesisini bir mecmuaydı kurduk. Benler Muhammed Dağıslani, şimdi bazılar Hasan Ubeydi, Rızgar'dı. Böyle. Avval muhtemel sahibi oldu 2008'de. Böyle. Onda bu fara kurdu. Yani Irak Gazeteciler Sendikası ha zaman kuruldu tam olarak? Yani tarih olarak. Tarih olarak. Tarih olarak Nikabet-i Sahafiyin-il Irakiyin yani şimdi bu merkez am dediğimiz. Böyle. 1959'da kuruldu. Başkanı kimiydi o zamanlar? Ha. 1959-58 sevrası oldu Irak'ta. Yani Abdülkerim Kasım vakti. Sevrat 14 Temmuz diyorlar özdeki. Ondan bir yıl sonra 59 bir mecmua yığıştılar. Nikab-ı sahafi kursunlar. Bunların başta gelenleri biz tanıdığımız diyorlar özde Şair-ül Arab-ül Ekber. Böyle. Vatan Arabi de mağruf diyor. Bas Vatan Arabi bütün dünya çapında mağruftu. Muhammed Mehdi Cevahiri. Ha. Zaten meşhur birisi. Meşhurdu. Tabii bu isim alemdi. Büyüktü de yani. Aynen. Muhammed Mehdi Cevahiri 1959'da bu şeyi kurdu. Ha. Nikabanı kurdu. Onda bir neçe deneydi azası. İşte gitgide çok oldular. Taban lican da teşkil ettiler aynı nikabanın içinde. Neçe yıl Muhammed Mehdi Cevahiri özü nakibiydi. Ondan sonra işte indiye kadar 10 nakib yalıptı. Maed Lami indi 10.'de. Ha güzel. Ha. Ben bunların takriben bir 6-7 denesiyden yaşadım. Yani arkadaşlık kurdunuz. Nakibimiziydi yani başladım özleriyle ilk defa. İlk defa olarak 3-1-1972'de ben amir oldum nikab-ı sahafiyinde. O da nikab-ı sahafiyinin bütün azası 2000'den olmazdı. Güzel. Peki resmi bir kurumuydu bu? Bu resmi bir kurumuydu. Devlete bağladı. Evvel yok yani. Sonra devlete bağladı. Şimdi Nikab-ı Sahafiyin Meclis Uzara'ya bağladı. Böyle. Ha. Mizaniyası yani hep şeyi. Böyle. Biz aynı vakitte devlet işlerine tedahül etmez. Böyle. Yani sahabe devlete ait ama devlet işlerine tedahül etmez. Böyle. Yani bu filanı getirin, filanı parın veya bunca sarf filavlözlerine. Çünkü bizde en de hasta 2003'te sonra sahafe bilirsen hür oldu. Sen istediğin şeyi yazabilirsen. Aynen. Doğru. Öz mesuliyeti üzerinden sen yazabilirsen. Yani bu devlete ait ise uzda. Ha. Devlet yerinde çalışırsa bile. Her şimdi sahiflerimiz var devlet tenkit eder. Ama devlet yerinde de çalışır. Ha. Çok devletin silbiyatını bildirir.
Bəli. Peki bu sendikanın hedefleri nədir, nöqtələri nədir ki ona katılmaq üçün? Özü bir dənə istir sahibi olsun. Bəli. Məsələn, cənabımız ki biz də gəldiyimiz, müraciət etdiyimiz bizim fərayanımıza. Bəli. Biz istəyirik üzv olaq, haqqımızdır da. Bəli. Çünki siz bir müəssisə əlamiyyədə çalışırsınız, uydada çalışırsınız, bu rəsmi. Tabii. Dairədə Şəbəkətə Ələm İraqi hükümətin bir dairəsidir. Dövlətə aid. Tabii. Siz indi dövlət zaten təsmin. Rəsmi sifatınız var ki, yüzündə. Eyni vaxtda ələmsiz, istəsiz gələsiz yanımızda üzv olasınız. Bəli. Ola bilirsiniz. Amma şürut var. Nə tərk şürut var? Şürut. Birinci, uzuviyyəlik istəyən, istəyir uzuv olsun, gələ ən azından ədədiyə xiric olsun, sənəvi xiric olsun. Güzel. Şahada olsun ki, bu sənəvi xiric olsun. Yaşar döyə ələm bitirmiş olsun. Yox, o şərdə əyin digərlik ona da. Güzel. Sonra bir dairədə işləri, müəssisə ələmiyyədir. Yəni, ələmlə ələqası olmayan bir dairə, müntəsibi gəlib uzuv ola bilməz niqabədə. Güzel. İndi siz, adınız Şəbəkətül Ələmül Əraqi, Fədaiyyə Türkmaniyyə. Bu, müəssisə ələmiyyədir. Amma məsələn, müxabirlik çalışmırıq, sunuculuq yapırıq. Bunun bir etkisi var? Bunun, axır, o qalı rəsmi ünvanına. İndi məsələn, buradan istəyirik, uzuv olsun, gəlində yanımıza. Kitab təyid gətir bizim ki, müəssisə ələmiyyədir. Deyir, bu bizdə çalışır kəmürasil. Bəli. Av müsavvar sahəfi. Güzel. Amma bir dənə mühəndisdir televiziyonda, fədaiyyədə. Bəli. Bir dənə müdir idarədir, bir dənə məsuldatiyyədir, bir dənə yəni ələmlə ilişkisi olmayan bir vəzifəsi var. Tamam, bizim indi ələmlə ilişkimiz daha çoxdur məncə. Çünki televiziyonda yenə çıxırıq, nə isə nəqabə bizi qəbul etmirə. Aynen. Deyirsiniz, sunucusuz, müqaddimsizsiz olmaz. Əgər sizdə bu şürutlar mütəvəffür isə, Dəqaba məmnuniyyətlə sizi qəbul edər, deyək, aynı vaxtda bir kitab təyid gətirirsiniz. Şəbəkə deyər, bəli, filan yanımızda çalışır, bir sıfət, mürasir. Yəni, biz indi müqaddimiq, müqaddim olmaz yəni çıxarsan? Müqaddim olmaz. Müqaddim bərləmə açdı, bu deyədir, bunlar olmaz. İllə sizə şəbəkə kitab versin, desin, bu bizdə mürasirdir, ünvanı. Ancaq, yəni, və ya müsavvur sahəfidir. Bəli. Ayrı bir şərt, gələ bir il xizməti olsun şeydə, ələmda, ondan sonra təqdim edə bilir. Yəni, məsələn, 5 aydı, 6 aydı gəlib, 3 aydı, 4 aydı. Olmaz. Bu olmaz. Ən az, yəni, bir il. Nə üçün, hətta bunun bir gələndə yanımıza olanda, birlik bunun bir fikrası, bir itilai var işlərdəq müəssisədə. Əxirdə nə, göndərdik özünü. Bağdatda bir licinə var, niqaba sahibində, gedər oldu, ixtibar olar. İxtibarı nədir? Sorarlar özləmiz, sənə xabar sahibi necə yazırsan? Sən göndərlər bir hədəf oldu, orada bunu necə təqdiyə edəsən? Bu imtihan olsan orada. Yəni, bir sınav vardı. Bir sınav var idi. Orada nəcih ondan sonra adlar, bizim çıraf edərlər deyirlər, filan ixtibarda nəcih oldu. Biz deyəlik, pəkəyidir. Pəkəyi qoy gəlsinlər beləksə. Xəbər çalıq özləri üçün, tələb etisal edərək özləri. Yəni, avraqqızı yapın. Bəli. Avraqların bu vətəyə qarba adə, istimara var yanımızda dolar. Yaparıq özləri üçün, buyurun, bu da izbaravuz, gedin orada huyavuz alın, gəlin bizim üçün. Bəli. Güzel. Onda siz rəsmi sahəfi olursunuz. Yəni, birisinin huyası yox isə sahəfi sayılmaz? Sayılmaz. Sahəfi isə də özün xəbə nədir? Niqabədən qayə nədir qurulmağından? Sahəfinin hüququn iddia etsin, sahəfini difa etsin. Yarın fərz edin burada fədaiyyədə, sizə dedilər, biz ehtiyacımız yoxdur xədəmatımıza, buyurun tərk elə bu şeyi. Amma siz öz olsağınız niqabada bunu deyə bilməzlər sizə. Şöyə, bunların o gündə niqaba var, yarın çağır özləri, deyər, bunların sən çıxarda bilməsin. Haqqı yoxdur, bunları qal edəsin. Bunlar rəsmən yanımızda az oldu. Bəli. Peki, bunu da sizi də böldüm. Bunu demişkən, həm deyər mühafızalarda da olsun, ya da Kərkükdə də olsun, Kərkükün dışındakı mühafızalarda olsun, bunun yetkisi nədir bu sendikanın? Sendikanın bu, əvvələn rəsmi bir müəssisədir. Bəli. Dedim də, yəni,
herhangi bir uzu hakkı yettiyse rekaba durar hakkını da eder. Difa eder özde. Yani Allah itibası bir itida olduğu sözlerle. Yani bir nikaba arkasında durmuş olur. Ha durar nikaba durar. Çünkü her insanın ya arkasında bir muassası olmasa arkası dağlı boşa da yani kimse tamam. Belli olmaz. Ama bir tane difa etse mesela nikaba sahibinin bu kanun hukuk sahibinin var bizde. Rakam 21 senet 2011. Ben. Kanun himayet sahafiyen. Bunun üzerine istedim biraz daha fazla ben, bilgi veresem bizlere. Bu himaye değişler etler kanun hukuku sahafiyen. Ha. Himayen kavzatı. Çünkü esasen kanun özü himaye eder sahafiyen. Ve kanun nikabet sahafiyen. Yani hukuku sahafiyen. Ha. Sen burada senin hukuku var nikabada. Matul sen uzursan üzerine nikaba vacip koyuptu. Yara hukuku da difa etsin. Ben. Yarın seni burada kadematı diyeksen ayrı bir dairede muzab değilsen, müntesip değilsen, ben. Sen bütün işi, rızkı bu müessese üzerindeydi. Sen 15 yılı tekmil edenden sonra 20 yılı oldu. Senin için rekabede sen uz olduğu zaman bu senin için hukukta kadiyedir. Ne zaman bir muzab tekadi olduğunda hukarı, sen de hükümetten kalsın. Yani senin o hizmeti boşa yetmez. Şimdi fadayeler çoğu ehlidiler. Resmi ağzı resmi şeyler. Bunlar içinde işleyenler bu fadayelerle, uydularla. Biz daim el mesad ederiz. Diyarlık yarın uzu olun. Yarın bu fadaya, bu uydudan çıksağız hatta hukukuz yetmez. Tabii. Yani bir tane işleri 15 ildi. Eydi bu ev var, uşağı var, ailesi var. Buna bu müessese dağıldı, uydu dağıldı. Bahara gidecek. Tabii. Ve bunun bu hukuku, ve bunun bu hizmeti, o zaman çok 15 önemli. Yıl, 20 yıl evet. Yok. Kanun hukuku hafiyin diğeri, diğeri bunlar gene tekaat, ratif tekaatı alsınlar. Yani. Bu adam aynen bir mazhab gibi ratif tekaatı öyle bir şeye ihtiyacı olmaz. Bana. Ayrı yerde de işte o alakası yoktu. Bu rahat mı alıp? Bu şehirler arasında fark etmiyor kanunlar. Yani hiç fark etmiyor. Hapsi yerde aynı kanun. Kanun hukuku sahibinin bütün Irakçıdır. Ha, bütün. Hatta hariçteki olan sahifilerimiz indi. Ben. Hariçteki bir kısmı. Onlar da uzuvdu nikabada. Onların da hakkı var. Aynı bu kanun üstü. Aynı bu kanunda. Biz onların da hakkını difa ediyoruz. Bazı sahifilerin bir sorunları vardı. Evet. O da bazı müesseseler istiqbal etmirlər özlərin. Getdikləri zaman sorun çıxardılar özlərin. Deyirlər, siz o gerəkim təxvilüz olsun, gerəkim girəsin biz bu dairəyə. Bunun üzərində istəyirəm biraz bilgi verəsiniz bizə. Ya da siz o rayuz nədir bu mövzata? Yani necə təxvil? Yani gidəndələr bir yerə, deyirlər, müvaffaqat gətirəz yerə bizim için. İzniniz yoxdur. İzin verəsiniz bizə. Hatta izin şeydəsə ona görə girəsiz dairənin içində. Bunu kanun hukuk sahifin müalicə edir özlərin. Bəli. Muhalece eder özünü. Diğeri sahabinin hakkı var. Herhangi bir malumat isterse gerek o daire mumanaat etmesin. Ama o kararı dairenin bazı devairlerde olan diye tasarrufatına veya yanında olan bilgilerle talimata iltizam etmeli. Sahafi giden de kendime gidip kapsına bir şey ister özünden. Ama gerek böyle olmasın. Bütün devair yardımcı bu kanuna göre yardımcı olsun sahafiye. Sahafinin gayesi nedir? Bu akbari evine apar mı? Ya mesela milletin fayda bulunturu. İhtiyacatını aksiyedirir. Sen bir belamaç takdim etsen bunda milletin ihtiyacatın hükmetebilirsen. Sen milletin savutusun sahafi. Necdiler özne milletin sesidir. Sen uğraştın hükümete. Sen hükümetten sen bir halakat olsunsa. Tabii. Sen uğraştırsan milletin meşakilin, ihtiyacatın devlete. Ve onun için devair gelir sen o zaman taavun etsin. Yani. Ama bazı kere ben görüyorum televizyonda yani hatta tecavüz olur sahifelerin üzerinde. Aynen. Bir musavvur kamerasını alırlar. Murasili tekşirirler. Bu olmaz. Bu dünyanın hiçbir yerinde bir böyle şey yoktu. Sen kabrana alırsan mürasimlerinden veya teklesen özünü, sana vacibidir malumat veresen özünü,
من دبرم يعني حب معلومات في رسالة زي شو بعض معلومات أمني معلومات ثروة دولة تعيد özü مراسل alsa da özünü biz bari vakalten Irak'ta مراسليدم يعني بعض كرا مسؤول معلومات سلاشirdi yazardım özünü yanında tespit ederdim özünü ama habere girtmezdim özünü şöyle bilirim o habere girse evvela mesul çizer herhalde sonra devletin emni malumatıdır yani sen bunu ifşa etmeyesen doğrudur bu devlete zarar verir sen olmaz mesela bazı haberler var askeriydi bazı haberler var devletin belki bir hutu adı da aralarında yapılır ha. Onu bozmuş olasan ha. Sen al o malumatı yani o da ihtifaz eyle özünü ama bahsetme özünü bahsetme özünü çünkü her bildiği malumat haber olmaz. Sahafi her tamam. Bildiği sizin de her bildiğiniz malumatı Bernamaş'ta diyebilmezsiniz. Aynen. Değilmez. Bir sahafi mürasil bildiği malumatı haberde koyabilmez mi? Doğrudur. Bazı şeyler var. Özü olmaz. Sahafi mürasil öz işi de artık özü bunu bilir bir şekilde bu şeyleri iyi bilsin. Aynen. Aynı vakitte yara muassesat devlet hapis taavun etsinler özü de. Bale. İnşallah olur. Diyelim kimin yani siz bu malumatı burada takdim eden davuz gayavuz millete hizmet etmeye. Doğrudur. Ve illa bu malumatı yapar mısın hatta evde istifade edersiniz. Tamam. Peki ustad bir mevzu daha vardı. Evet. Çok mühim mevzulardan biridir. O da kıta arazi ziraiye. Hapse evet. Sahafinin hakkıdır bir yer sahibi olmak. Evet. Ama sekeniye. Bu, sekeniye. Bale, sekeniye. Evet. Ama bu yıllardır hiçbir sahafiye yer verilmeyipti. Bunun tamam. Asıl sebebi nedir? Ne hiç verilmir indiye tamam. Kadar? Bunun sebebi biz taban 2008'de bir karar çıktı devletten. Diğer Irak'ta bütün sahafilere her birisine bir kıta yer versin. Bale. Bütün muhafazata tevzi oldu bu yerler. Bir muhafaza vahide kalıp Irak'ta ince kadar sahafilere yer almadılar. Beşkerküştü. Bunun sebebi ne? Sebebi nedir bunun? Birinci derecede siyasi bir sebebi var. Ne de siyasi bir sebebi var? Yani deyek bundan evvel ki mesuller, bundan evvel ki mesul, vermedi, bu hakkı sahafilere itiraf etmedi. Eydi, ne için başka muhafızalar verir, ne siz vermiş. Hala ha zaman gittik, görüştük o zaman, ha dediler, valla Çölgün vaziye ayrı bir şekilde, o muhafızalar bize benzemezler. Bu hapsi mahanaydı. Hatta sahafilere şey vermezler. Bazen değiller mesela, valla yerimiz yoktu. Eydi, Çölgün yer çoktu. Ne bayağı çoktu da. Tabii. Ha. Her yoldan, her tarikaydan geldik o zaman bizim bir mahalle çıktılar. Biz de böyle India kadar musarrık ile yerimiz aldık. Ve inşallah daha aldık. Yani gelecekte bu proje var elde alınacaktı. Tabii tabii. Biz bundan vazgeçen değiller. Yani mesuller hapse işitsinler. Ne kadar sahafiyen yer hakkından vazgeçmez azalar için. Aynı vakitte bir meblağ da vardı yanında yaşadığımız kadarıyla. Sonra ne ettiler? Dediler kaydık. Biz veririk size ama %50 yere hadamat parasını verersiniz mukaddemden. Bale. Sonra bu yerleri biz sizin için para hesap ederek bir meblağa. Bale. Dedik peki iyi. Bale. 17 muhafaza için beleş verdi bizi. Biz ne yok biz parayı da verersiniz. Biz ne için verek? Kaydık yani yer bir meblağ. Hatta vaktinde yani bir kısım bizlere yer verdiler. Yine aldık o vakit. Bir basit bir meblağ takdir ettiler ama hizmet parası ben bu yeri yapacağım sen yarın buranca deden de benden alsa karaba yani zaten alırsan, alınacak o parayken su parası alırsan telefonat parası alsan benden mukaddemen ne çalsın yani tabii. Kasıtlarında bunların yer vermesinler para versinler yerine size yok, bütün yani yok, bu sana bir yer veririm ama bale. Bunun mukabili senden bunların parası mukaddemen isterim ama %50 he bu ben giderim özüm istediğim yerde bu paranı veririm istediğim yerde. Aynen. Para şey doğrudur. Yer alalım. Ne ise veririm. Sen mukaddemen istesen benden yarın olabilir 5 yılda sen benim size de etmesen mantık haline. Doğrudur. Ki araba getirmesen, usulü getirmesen. Sonra bütün Irak hapsi aldılar beleş. Sen bari. Benim üzerime ne ise şey hesap etsin. Tabii. Eden yani sen istemsen ben ama bari. Şey desen. İşte bu mevzu
özleriyle biz daima Bağdat'a giden de aynı müracaat ederek burada da mesullerden ve biz diğer bir de diyelim biz hakkımızdan vazgeçmeyerek sahipler geri yerlerini alsın. Yani bunu bu tabiye hakkımızdır bizim. Bəli, bunu anlamak istiyorum. Sizin dediğiniz kar hüktaki sahiplere itiraf etmirler. Tamam. Yer vermeye itiraf etmiyor. Yer vermeye itiraf etmiyor. Ha, sandım ki yani biz sahiplere falan eləmiyor. Yok, sahafi çünkü her yerde özne. Yani bazı var devlet yerinde çalışır, bazı yazdan da çalışırsa ama bir nikabaya falan katılıbdır. Ha tabii. Var mesela yazda çalışır. Bəli. Aynı vaxtda yani şey var, yani yazısı var, yaz yazar daima sahabeden ilişkisi var. Bəli. Onlar da bir kısmı uzuvdu. Ama biz gene bazı bahadırlarımız var, o da bir tane mesela muallimdi, müderrisdi, mühendisdi, doktordu, bunların haqqısı yoktu niqaba ihtima etsin. Güzel. Yani bunlar öz nekabelerinde muntemidiler. Bunlar bəs eləmirde olanlar ama yani. Ama yazma hakları var. İndi bizde bazı var müderristi, bazı var doktordu. Bəli. Gazetelerde bak yazılar çoktu. Çok ama azul değil nekabada. Şimdi mesela doktor nekabat atılmada azuldu. Bəli. Mühendis nekabat mühendisinde. Herkesin bir yeri var zaten. Herkesin öz mücalında. Bəli. Ama sahafi o ki sahafiyle de baktı. Nekabat sahafiyin. Sahafiyi necə tarif edir? Deyir, o şəxs ki, sahafədə çalışır, rızqı da, yaşamağı da o müəssisəsi, o sahafənin üzərində. Bəli. Budur. İndikar hüqdə sahafilər bu sıra amma nə deyirlər? Deyirlər, biz bu nəqabət sahafiyinə intima etdik, biz sadəcə il bə il parasını veririk, yəni bir fayda görmürük biz özlərindən. Çoxu belə deyir. Bir bunun de para da çox gəlir özlərinə, değil mi? Para da aynı zamanda da çox gəlir. Yani ildə deyir biz bunca təcdid parası veririk. Və biz indiyə qədər bir fayda görməmişik nəqabədən. Bunun üzərinə nə deyəcəksən? Bizdə 3 dərəcə sahibi var. Bəli. Bir odu müşarik, o ki yengi qabıl oldu. Qabıl oldu. Ondan sonra 2 il qalı, 2 ildən sonra oğlu mütəmərrin. Bəli. Daha 2 yıl sonra oğlu, evvel deyelim o da amel, indi deyir gözüne o da mütemerriz. Bəli. O da müşarik, o da mütemerrin, haqqısı yoktu intikabata müşarik etsin, nikabanın. Hı. Ve saut versin. Ve bir hukku da yoktu nikabı üzerine. Yani imtiyazatı yoktu nikabı üzerine. Bəli. Ama o da amil, o da mütemelis diyerek özde bu ilgiler, amiller, mütemelis etkilerin. Bunların bütün hukuku var. İntikabata müşarik edebilirler, salt verebilirler. Bir olum amilden nakib sahafinin farkı yoktu. O da olum amildi, bu da. Bəs o bir ayrı vacibe teklifi olup, ama ikisi derecesi aynıdır. O da müşarikler, bir tane avval defa uzun olanda 100 bin veri haviyatçı. Bəli. Bu hep bir yerde, hatta indi nekabat mühaminin şeyi intiması 250 bin. Doğru. Tabii, billah. İstir mühami o zorlu nekabata 250 bin verir. Sonra burada olmaz, gider Bağdat'ta olur. Bağdat'ta nekabat mühami. Aynen. Ve bizde olan adı müşarik 100 bin verir. Tecdid haviyyat edende 100 bin verir. Ama bu yıl tekfidat etti özünün nakib %30. Yani 70 bin verir. Bəli. O da mütəmərrin 75'ti, indi 50 verdi. Ada amilin mütəmərrisin, bunlar 25 idi, olurdular. Bunları etdi özlər ki, 20 bin daha üstlük, 17 bin haberi. Ve biz deyirik bunları, siz gəlin, orada təxfidat var, mühim siz təcdidə var. İndi bir kısım arkadaşlarla konuşurdu, studiyaya girmezler evvel. Geldiler, istimara yaptılar, gittiler, haviyelerin aparmadılar ticdiyetim. Bu nekabatçı zelal değil ki, özlerçi zelal. Çünkü ögüde şey var, mukafaa ticciye var, mukafaa senaviye var, 1 milyondu. Bundan zaten 4 yıl evveli hapse alırdılar ama bu alırdılar. Kaç yıl içinde hiç almıyorlar. 4 yılda duruttular özünü. Bunun sebebi neydi durdurmalar? Şimdi bir de duracağız. Bu 4 yıl, biz aldık ondan evvel. 4 ilde durdular özünü, hükümet dedi bizim vazai malımız müsaade etmeli daha istimrar edemem. Şimdi bir de rekabat sahibinin çalıştığı, uzara takava çalıştığı,
şey Şebekati Alam Irak çalıştı. Bir de bunu döndürdüler. Yani muvaffakat aldılar, söz aldılar vezirden, söz aldılar parlamandan, reis parlamandan. Dediler, döndürdük sizi için. Mizaniye tekbili yani tarih edildi. İnşallah bu muhassat mevcuttu. Böyle yani malumatıma göre 9. sarf etsinler özlerine. Eğer olmadıysa mizaniye tekbiliye il başına itibaren 1 milyon 1 rubadı. Yani ha verilecekti bu? Verilecekti ha. Yani indi olmasa 2020'de kesinlikle verilir. O devam eder. Femen arkadaşlara diyorum siz tecdit haviye ile ama çünkü kayma var. Diğeri kim tecdit haviye etmese kaymaya adın bırakma o. Ha. Yani. Koyarım bir vaka o günde. Ebular da arkadaştı. Ben hep azalarını severim özlerini. Ben. Ve multazimdiler de. Ve Hazreti Bram yani bu devletin verdiği bir makrumadı. Koy gelsin alsınlar istifade ederler özünden. Sonra bu da eder bir kere her yıl olur. Bari. Ve inşallah yani onlar da mahrum olmazlar. Ustadı vaktimiz de biraz kısıtlıydı. Son olarak genç sahafilere ne demeği vardı? Genç sahafilere bir demeğim var. Diyelim özlerine sahafe basın büyük bir alemdi, vasa bir alemdi. Bari. Ve başlayan dağız sahafeye bidayeden özümüzü başlavun ulaştırmaya yani evvelen mutabaavuz olsun. Bale. Yani sahafi gelen bütün ahdat alemlerde onu mutabaa etsin. Çevreden haber olsun. Haber olsun diyor ve siyasi, içtimai, tekafi. Her tarafta. Ha, ve sahafi olarak da bize nasihat ederler, değerler bakın buna. Siz değil mi ama biz sahafi olduğunuz ve siyasi akbar mutabaa edersiniz. Bale. Siz gene her akbardan haberdar olasın. İçtimai haberden, müştemaen akbarı, iktisadi, sakafi, terbavi, her şeyden göre malumatınız olsun. Sizden sonradılar bir malumat durmayası diyesinler. Bu sahafi ümmidir. Çünkü alem içine, sahafi olduğumuz millet içine karşı. Çünkü alem sahafiye muhterem bir gözden bakar. Bu sakaf bir gözüden. Yani diğer bu kültürlü bir insandı. Tabii. Onun için bir şeyleri olan da yerler sahafiden sorsunlar. Onun için diyelim özlerine hem okuyun hem çok bu tabağınız olsun ve sizde de bir indifa, bir hamas olsun her vakit. Sahafi diyelim özlerine daima sahafiden bir askerin farkı yoktu cündeli. Tabii. Cündi nece 24 saat vaciptedi. Sahafi de aynı kadar. Sahafi de öz nefsin bela, biz belaydık. Öz nefsimiz böyle sayardık, kendimi cündiyik, bu katili. Hatta gece yatanda yani murtahta gidiyorduk. Bazen olmuş, gece telefon çaldı, belli, senin filan istedi. Bale. Bir haber var, müstaceldi, sen mecbur gidesen, o haberi betirdesin. Bale. Onun için işte, yani nasihatim budur. Ve maşallah bu yeni şeylerde, sahafilerde, o sizin kimin yani basın ve medya mecalında alanda işleyenlerde görüyorum yani maşallah iyi kabiliyet var. Sahafiler olsun, musavvirler olsun, mukaddimler olsun, mukaddim barabüsleri. Biz yani fazla yorulsunlar özlerini ulaştırırlar. Sahafi öz nefsin yere ulaştırsın, bakmasın yorgunluğuna, bakmasın yani cani bir şeyler var. Bir gün filan şey yapmaz. Bilmiyorum, hapsinin de mesuliyeti var, ev var, uşağı var. Ama sahafiyatçı çok vakti, 3 rubay vaktin sahafiyatçı, çünkü sahafa özü yerine mihnetil metaibdi. Bu mihnet metaibdi. Yani sevarak yapırsa zaten özün başaracaksın. Tabii. Her insan işin sevse ilerler. Başarılı olur. Başarılı olur. Sevmese, suhra hesabetse özünü, koy terk etsin mecalın. Yesin başka mecalde işlersin sahafa. Mehnet ve taibdi. Sonra sahafa mehnet ve taibçiler lezzetli bir mehnedir. Müştemada mukadderdi, muhteramdı. Bütün alem özüne ihtiram, muhterem bir gözle bakar özünü. Diğer bir yerden geçende, bir meclise girende diğerler bu sahafi. Ustad biz sana çok teşekkür ederek bizi kırmalı programa geldin. Teşekkür ederek sizlerden güzel bir şekilde oturduğunuz yüzünden bizlere bilgi verdiniz. Sağ olasınız. Muvaffakiyetler dilerim size taban.
Çok teşekkür İnşallah ederim. İnşallah barınamacımız da güzel bir barınamacdı. Yani faydalıydı. Ve bizim de bu barınamaçlara ihtiyacımız var. İnşallah hizmetimiz de mukadderdi ve aleme, bütün aleme şey anlı yani bütün alemiydi. Sağ olun. Memnun oldum. Bu kolay yerdi. Senin de burada oturup sen evvel televizyon mahalliydi. Sen bas bir o daire içinde olanlar mahdud bir nitakta ama senin de oturup sen Avustralya'da görürler. Doğru. Amerika'da görürler seni. Doğrucu. Ve sen öz nefsimin adamı değilsen, maliki değilsen. Sen dünyanın adamsın. Batıl seni Avustralya'da, Amerika'da görürler seni. Aynen. Sen eden sen orada da seni var, arkadaşı var. Şimdi orada da bir Kürküklü veya bir Irak'a oturup televizyona bakır, seni gör. Çok sağ olasınız Saad. Biz memnun olduk. Sağ olasın. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet merhaba. Programımız devam ediyor. Kurban Bayramı, Kurban Pazarı üzerine bir röportajımız vardı. Onu izleyen onlardan sizlerden alacağız. Kurban Bayramı geldiğinde ilk akla gelen kurbanlar olur. Kurban Bayramı'na günler kala insanlar kasaphaneye akın etmeye başlar ve kurbanlıklarını alır. Türkmen kanalı Kerkük'te kasaphaneyi ziyaret ederek yakından takip etti. Mal sahiplerinin yıl içerisinde bekledikleri günler bu günlerdi. Çünkü bayramdan önceki günler satışların rekoru olur. Takriben bu bayram Muharrem. Ramazan. Hayvancılıkta çalışan esnafın sorunlarının başında ithal hayvanlar ve yollardaki emniyet kontrol noktalarındaki çektikleri sıkıntılardır. Halka aziyet verirler, bu noktalar gelmirler, koymurlar gelsinler buna. Bu bayram yüzünde rıza eder, onlardan da biraz yardım etsinler, gelip geçişte. Hayvan da pazarda nanca ucuz olsa, nanca ucuz olsa onca istikbali daha çoktu. Nanca da yani baha olsa bakarsan alabilmez o alıcı. İkincisi de hak şey etmedi o geliri yazdan en o aşkar Rumani olan. Ola bunlardan tamamen farkı var. Kadın Irak'ı özümüzün varımızdı. Ve Havice aldı o Riyazmiyaz etrafından getirirler bura. O Irak'ıydılar onlar yani. Seherleri buralardan biraz fazla oluyor. Nişi yiyen bahadı burada. Hizmet etmek bahadı. Oradan geliri paraları kırılıp. Mesela İran'dı, Suriye'de falan seherleri biraz para kırılığına esuca satırlar. Eyvallah, eyvallah yeter asuk manla. Hada Suriye ve Hindi kullaca yecibuna yeter asuk. Demir suk mu yeter asuk. دمر سوقنا كله أجنبي يعني أفغاني سوري والسيطرات قاعد يمنعون العراقي والسوري طب مشكلة نادي أستا برندي شيء سيطرة إلى كيدر علامة جاتر سماعتنا أش مزاوي كليري فقير أدم هم مزاجرة أش سيارة 100 بين دينار من السيطرة محاسبة يوق محافظ يوق بركي يوق سيطرة مشكلة سيطرة ينداد جاتر بيلمر فقير فقراء جاتر بيلمر Bu yılın eski yıllara göre pazarın durumunu iyi görenler de vardı, görmeyenler de var. Vallahi sattığımızı bitirdik hamdolsun. Vallahi onlardan nasıl ense pazara bana tesir eder. Ucuz eder özünü. Ha, ucuz eder. Hayvan başlarının fiyatı ise değişmektedir. 200'den 350'ye kadar, 400'e kadar var. 200'den. Kuzu 6 aylıktı. İneş mesela 3 yıl gelip üzerine 3 bayram görürse kesin. O da kuzu koyun 6 aydan yukarı. Valla 200'den yani şeyine hacmine göre de. Var 200'den başla böyle 7 yıl insan. İneşte valla var işte dişi fark eder erkeşten. Dişi 1 milyon 300, 1 milyon 200. Bez erkeş 1,5'tan 5'e kadar var. Her şeyin öz hesabına göre. Koyun cütü 500'e koyun. Kuzu 500-600. İnek 1,5 milyon. 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon.
Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi kurbanlıqlar yanından güzel bir rapor yapıblar bizler için. Tabii fiyatlarını bu sefer ele aldık, konuştular bizler için. Ne şekilde dişinin erkekten fark edilmiş fiyatı, böyle bir şey var imiş. Aynen, fark edir zaten fiyatta. Zaten kurban bayramı yaklaştığından dolayı böyle bir şey yaptık. Yani insanların bir şey düşüncesi, bilgisi olsun fiyatlar üzerine. Ona göre yani bilsin ne kesecekti. Aynen, bir de bir şey hoştu. Eskiden kalma var idi, indi o kadar kalmayıptı. Yani bilmiyorum, biz konuşularda diye etrafta eşitmirik. Eskiden bayram gelende bir kurbanı alırlar, evde çevirirler. Bak bir 10 gün falan ondan sonra kesirler özünü. O aynen. Sesleri eşitsin, bilsen bayrama yakın olacaksan. Aynen. Zaten de çok yanlış bir şeydi bu evde kesmek kurbanı. Çünkü bin bir hastalıklar vardı. Tabii. Yani o kurbanın ilk önce bir fahsa girsin gerekin, baksa hastalık var özüne yoksa yoktu. Ona aynen. Göre kessin. Yani saatimiz oldu özlerine, madbahada kestiler özüne. Yani özel bir yeri vardı orada. Özel bir yer vardı. Güzel. Orada kestiler. Var bu yer. Aynen zaten vardı. Teze tarafında vardı. Yani çok orada güzel. Kesebilirler. Çok güzel. O zaman tavsiyemiz budu. Gedin özel yerler vardı. Orada kessin. Fazla uzatmayın. Vaktimiz biraz azdı. Diğer veterimize geçelim. O da Kur'an-ı Kerim üzerine olan bir raporumuz vardı. Kalın bizimle. Bakalım ne şekiller. İslam dininin öğretilerini korumak ve Peygamberimizin biyografisinin müfredatını ve ev sakinlerinin öğretilerini takip etmek üzerlerinde olacaktır. Ya evet ya Resulallah, ve lakin Allah yarani. Hakka inneki bid'atun minni. Mektepler bitenden sonra talebeleri yazdırdık devrat sayfaya. Tabii herkesin mantıkasını görerdi. Yani herkesin mantıkası talebelerin yığıştırı. Bu devratlarda tabii ahkam-ı fıkıh, ahkam-ı tilava, durus ahlakiye, durus akaidiye alıştırdık talebelerimize. Oturumdaki konuşmacı veya Zehra, 2 ay süren bu kurs çocukların ve İslam dininin her iki cinsiyetin öğretisinin katılımcıları ve Kur'an'da altı çizilen en önemli temeller tarafından edinildi. Festival koordinatörü. Devrat sayfiye kurduk burada haz ettik. Bildiklerimizi bilintirağın, uşaqları alıştırağın, ulum ehlil beyt. İçinde tabi'an fakaratımız var Kur'an, El-Kerim. حفظ واريد شلارنده وفقه أخلاق عقائد واريد من وعيد إن شاء الله دورة صيفية إتندا واستمرار عطلة بيجن برديدة وشلادق بز إن شاء الله كأيدا بيجن إن شاء الله اختتام ياسن يدرق بردا علشتر أشغى كنيجة بلار بزم تشن تاريخ تجادلر إسلامي عندرسنا أري يدا إسلامي جسندا فبي تمثيل يدا إن شاء الله جرسادا أشغلرا بنترق أزلرنا نجا بزم دور مز شوخ مهم ده إسلام دورة حبسوش كيك دور دا خارج الحال إن شاء الله فبو أشغى بنترق بالشيء Evet değerli izleyiciler, programımız devam edir. Sizlerden bu güzel röportajı izledikten sonra sizlerin karşısındayız. Tabii Kur'an ezberleme kursları çok önemli şeylerden birisi de bizler için. Vakasan çocukları ezberletirirler yani. Onlar da bizler için çok önemli. Zaten onların öğrenmeleri büyük olduklarında onlar da uşaqlarını öğretirler. Onun için her zaman böyle şeyler yapsınlar bence. Aynen, bence de ben de katılım. En önemlisi de küçük yaşta uşaqlara alıştırmak, hani o sevgiyi içine kazatmak. Küçük yaşta zaten alıştıysa büyük olanında yani normal geliyor özüne. Ama küçük yaşta hiç öğrenmediyse çok zor oldu özüne. Aynen, onun ayrı hani o sevgini içine kazıtmak önemli bir şeydi. Bir uşağın içine Kur'an sevgisi katmak. Tabi indi bildiğimiz kadarıyla herkesin elinde bir tablet vardı. Başka şeylere uğraşır yani. Hatta uşağ girende tablette oynayıp yana baktığında falan oynadığında nette. Aklına gelmir girsin bir Kur'an bir şeyine baksın dinlensin. Tabi. Sadece da, oyunlarla aynen, meşguldu. Bu da ailelere kalı. Yani bir aile uşağını muhafaza etmek isterse biraz takip etsin özüm bence. Aynen. Böyle bir kurslar var iken niye katılmasınlar? Bence katılsınlar, çok güzel olur. Sırada şeyimiz vardı, ziraat bölümü değil mi? Aynen.
sıradaki ziraat bölümümüz vardı. Hemen gelelim bakalım ne şekilde bir rapor hazırlanıp da kalın bizimle. Geçen programlarda selaştık. Bazı evler bir senin devlet dedik. Mesela hak kalmadı, büyüklük kalmadı, hapse evler küçük oldu, bahçesi yoktu, neler yetsin, yani nece bir şeyler yetsin, bir yeşillik görsün. Yani dediğimiz ki 200, 300, 500 metre kalmadı daha bahçe ve neler yapsın ki bir yeşillik görsün. Yani bazı indi gel ilhah eder isteri damda bir şeyler yapsın, damda bir yeşillik yapsın mesela. Bir kamerayı kim etsin, tahtadan bir şey etsin. Çünkü özü yukarı katta oturur. Onu hiçbir şey şey etmiyor özün. Çünkü çok sıcaktı. Damda olsa çok sıcak olur. Ama garajda olsa, aşağıda olsa, tarmada olsa diyek, yani evin girişinde olsa maşeler edebilir. Mesela saksılar var koyulu. Böyle müstatil saksılar var. Ayrı bir şekiller var koyulu. Bir kez çiçek ekili, bir kez güller ekilsinde. Ama yani gerek şeyini yerini bilagın yani çok gölgelik ister, çok güneşlik ister. Alanda yani gerek yettiğimiz meşle sahabelerini anladığın yerimiz necadi. Yani gölgeydi, güneşti. Çünkü bazı bilirsen indi kamerya olubdu, garajdı, affedersen güneşi yoktu. Yani her şey uymaz orada. Gerek anlaya gözünü andan sonra ala gözünü. Yok biz gördük, beğendik özün, hadi Allah aparak 2 gün, 3 gün sonra ölsün. Şimdi olabilmeyen dizgenler değil, havala doğru değilsen aparak ölürü. Ölün çok halatı var. Yani geri bilesen o nebat hara koyulu. Yani bes güzellik aldı bitti, yok. Çünkü o ruhtu, gerek aldığı şeyin kıymetini bilesen makayet orasıdın, sonra para verirsen özüne. Güneş ister, yarı güneş ister, çok güneş ister. Sonra su mevzuu çok mühimdi. Bazı ağırlığa parı özü plastik saksı zekilebdi bakarsan özüne, günde doldurur özün su. Bu plastik saksı özü bilsen sarfı azdı bir kez suya. Gerek sormağı az olsun, ihtiyacına göre olsun. Sen bormaktan uğrasan bakarsan kurudu, nemliliği kalıp, nemliliği kalmayıp, ondan sonra su verirsen özüne. Yok bazı diyeyim ben günde 2 kere veririm özü, günde 3 kere veririm özüne. Nişi ölürü, apardım buradan yanımızdan öldü, apardım her yerden öldü. Yani gerek, aynen bu da uşak kimidir, yere beslemeğini bilesen. Bazı evler var, geldi diri, piştirmende törü, yani kaynırı, maşallah, yani hakkından gelebilmirik. Bak onu düşür, o bilir, yani suyunu, yerini. Ve gerek bunların da yerini bilagın, dilini bilagın. Ve dediğim ki, bir denenin bahçesi yok ise, bazı işçiler, saksılar alır, böyle müstatil kimi, müdevver, yani etrafa koyar, bazı şeyler eder, mesela duvar üzerinde asma bir şeyler eder, balkonaya koyar, şeyler eder, bazı şeyler. Hatta bir yeşillik, bir yeşillik versin evde, bir şey olsun, bir bahçalık versin. Dediğimiz gibi bu tarmada aktığımız şeylerin plastik saksıdır, ayrı fukari saksıdır, şişe saksıdır. Gerek bunların suyuna makayet olalım. Bu sıcakta hiçbir gübre verilmez özüne. Yani numu etsin. Çünkü diyesen hiç verilmir. Gübre her zaman verilmektir semat. Bir nebatın numusu var ise. Biz dediğimiz gibi o bir barınamaçları dedik. Bu sıcakta, Temmuz ayında, bir de çilli ayında, kış çillesinde semat verilmez bu çitillere. Niçin? Numu yoktu. Her zaman semat verilir, gübre verilir. Numu olanda. Şimdi numu yoktu. Sıcaktan ve sitri ölmesin. Sen semat da versin özüne. Yebilmez semadı yandırır özün. Likul fiil, ret fiil eder özünde. Bozar yandırır özünü, şey eder özün. Öldürür, hareket yapar özün. İkinci gerek suyuna makayet olağın. Üçüncü mesela istirik işçilerimiz güzel olsun. Her vakit o tarmağını küçük bir yerde. Günde 1-2-3 kere sularak bir kez buharlık etsin. Bir kez nemlik versin oraya. Çünkü kuru sıcaklık dedik iyi değer işçiler için bozar özünü, sakat eder özünü. Mesela bazı diri isterim evde bir şeyler yapım, ev içinde bir kenarda, nerdiven altında mesela, isterim bir bahçe yapım. Ne desen onda, bir istinai çayırlar var, yeşil, ondan alsan, seresen nerdiven altına, o bir kurnaya, o bir rukunu var evde, bir yeri var, yeşillik bir böyle bir 2 metre, 1 metre yeşil çayır var istinai, ondan seresen. Bazı stiller var, kölgelik sever, onu koyasan, Suberiyat var, onu koyasan. Niyetu bu onca yere bir ruh verdi, bir yeşillik verdi, bir hayat verdi oraya. İşte litörer orada, yaşardı orada.
Bu da bir basit bir nübdaydı ki bakçası olmayanlar neler yapsın, neler edebilsin. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi sırada bizim için ziraat bölümü var idi. Ona baktık, gördük, güzel şeyler anlattı bize. Tabi sadece anlatmadı ne şekilde bitki, ne şekilde ekli falan. Anlattı ki damda ne şekilde istesek yerleştirir, istesek güzel bir manzara verebilir. Aynı vakitte de her bitkinin dediği yeri çok önemlidir. Doğru, gerçekten böyle bir şey istersek gedende alağan o meştel sahibine diyen ne şekilde bir yerimiz vardı. Ona göre bize anlatsın bu bitki hangi bitkini verebilir, onu hangisini harada edebilsen kölgeye, güneşe ihtiyacı vardı ona göre. Yoksa apardığımız kimin öler. Aynen, bazı bitkiler vardı mesela çok güneş sever, bazı vardı az güneş sever. Onun için yani gerek biz meşter sahiblerine her zaman sorağın... Bir bilgi alağın. Bilgi alağın özüne, yani mesela bir bitkini aldığımız zaman sorağın özüne bu bitkini her koyağın, evin içine koyağın, yasına koyağın, güneşe koyağın özün ya da güneş kölgeye koyağın özün. Çünkü bazı vardı çok güneşe tahammül etmez. Bazı vardı güneş çok tahammül eder. Yani sevar, güneş sevar, dayanıklı şeyler vardılar o kaktüs cemaatler vardı. Aynen, onlar zaten güneşe dayanıklılar zaten, çöl bitkilerdiler. Yani ondan dolayı gerek ki biz meşter sahiplerine sorağın, diyağın özlerine bir bitkini aldığımız zaman bu bitkiyi hara koysak daha fazla dayanar. Çünkü güzel. Çoğu vardı aldı bitkini, aldıktan sonra bir fetre sonra ya da birkaç ay sonra baktı öldü. Diğer ben bunu başarabilmedim. Başarabilmedim yani. Yoksa da bitkiye ki zaten ölmüş bir bitkiydi diyebile. Aynı vakitte de vardı ev için güzel bitkiler vardı. Eve özeldiler. Tabii evin içine ayrıdı, evin dışı ya. Eve özeldiler. Onların hem şeklen çok güzeldi hem de bir ferahlatıcı. Ev içinde de böyle bir güzel koku verse han eskiden alırdılar. Doğal değildi, yapay bitkiler alırlar, koyular. Onların fazla görüntüsü bile yani o kadar göze güzel çarpmıra. Tabii. Bu doğal bitkiler vardı ev için. Onları tavsiye ederim. Tabii biz kullanmıyoruz. Çok güzeldi. Aynen, zaten ev içinde bitki olmağı bambaşka bir şeydi. Çünkü ev bir güzellik katar, yani yeşillik daima bambaşka bir şeydi evin içinde. Aynen. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi sırada klipimiz vardı, onu izleyin, görün.
Evet değerli izleyicilerimiz, güzel klipi izledikten sonra sizlerin karşısındaydı. Programımızın da sonuna geldik. Umarım bugün yaptığımız program sizlerin gönlüne göre oldu. Şimdilik benden hoşça kalın. Merhaba. Mənim də pek fazla deyəcəm bir şeyim yoxdur. Aynən günə başlarkən nə dedim sizlərə? Dedim ki, bugün inşallah güzel bir gün olur sizlər üçün. Tabii aynı həqiqətimdəyəm. İnşallah güzel bir gün olur sizlər üçün. Qalın sağlıqla. Dər güllərin təngini, yap ginən çələngini, altın hə altın qalar, illər bozmaz rəngini.